ortalamadan kubbeyi küçük görüyoruz ama o kubbe en az ortalama 20 tona yapıyor. Temel edin. Fatih Sinan da tamam diyor. Bitiyor. Gel zaman biz tamam bitiyor. Fatih normalde çok öfkeli bir padişah. Yani Yavuz Sultan Selim kadar olmasa bile öfkeli ve sinirli bir padişah. Gençliğin verdiği hırs da var. Gizliyor bak. Acele bir işiniz var. Buradan yukarıya çıkmak zorundasınız. Duracak vaktiniz yok. Ama gönlünüzden de burada yatanlara bir Fatiha okumak geçiyor. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri. Uzun süre eğitim aldıktan sonra hikayelerinden biri şöyle. Dediğim gibi belki gerçek, belki şehir efsanesi ama günümüze kadar ulaşmış. Kadılık döneminde bir hanım kapısını çalıyor. Diyor ki ben diyor kocamdan boşanmak istiyorum. Hüdayi Hazretleri diyor ki hayırdır hanım diyor ne oldu diyor. Kocam diyor yalancı. Nasıl yalancı ya diyor. Her sene diyor hacca gittiğini söyle, gideceğini söyler ama hacca gitmeden gelir. Ama bu sene hacca gittim diye söylüyor diyor. Nasıl diyor? Şimdi İslam bunu biliyor, fıkhını biliyor, her şeyi biliyor. Böyle diyor kadın, kadı efendi diyor. Sen diyor her şeyi biliyorsun da diyor. Allah'ın yarattığı diyor, şeytanın diyor bir günde dünyayı çevresine, dünyanın çevresine dolaştığına inanıyorsun da diyor. Allah'a iman eden bir Allah dostunu, bir Allah kulunu bir günde hacca gidip geleceğine niye inanmıyorsun sen diyor. Etrafları karşılasın diye. Hiç bir hayra, dokunup çorba dağıtan bir yer yok abiler. Hayratlar var. Nerede ama camide? Hayrat değil. Ha. Nasıl şimdi şunu da hayrat? Kimi seyreden? Tek katan da tek katan. Balan. Balan. Tersler Avrupa kapılarına dayandıklarında kazandıkları savaşlar sonucunda elde ettikleri ganimetleri bir yerde bırakıp tekrar kendi yurtlarına yani İran tarafına dönmemek yerine Üsküdar tarafında mini küçük bir kasaba gibi bir yer kuruyorlar. Ganimetleri buralara bırakıyorlar, tekrar akınlara gidiyorlar. Fakat esas kuruluşu Kadıköy'e dayanıyor. Neden? Kalkedon, Kadıköy'ün eski adı, Körler ülkesi. Kalkedonlular aslında denizci bir ülke. Denizci oldukları için de gemi yapımı için tersaneler kuruyorlar. Bu tarafa da, bu koya da mini bir tersane kuruyorlar. Neden? Kendi savaş gemilerini, işte avlanmak için yaptıkları küçük tekneleri buralarda yapıyorlar. Ama devir öyle bir devir ki her tarafta toprak edinme, hakimiyet savaşı var. Doğal olarak da Kalkedonlular da burayı korumak istiyorlar. Buraya bir birlik bırakıyorlar. Birliğin adı Spordio. Gel zaman, git zaman burada yerleşiyor, büyüyor. Koruma amaçlı yerleştirilen birlik yavaş yavaş burada yerleşik yaşama geçmeye başlıyor. Skordion, Skordionlar oluyor. Sonra Skordion oluyor. Yaklaşık 15-16. Yüzyıla kadar bu isimle devam ediyor. Ondan sonra Osmanlı'da Skitari adını alıyor. Skitari daha sonra Skidari adını alıyor. Bizim dilimizde devrik cümleler çoktur. Nereye gideceğim? Ya Skidari'ye gideceğim. Nereye gideceğim? Ya Üsküdar'a gideceğim. Nereye gideceğim? Ya Üsküdar'a gideceğim. Diye diye Skidari kelimesi Üsküdar'a devriliyor. O zamandan bu zamana da Üsküdar olarak günümüze gelip geliyor. Aslında burası Osmanlı'da hac yolunun önemli noktalarından birisi. Karşı taraftan çıkan hac kafileleri bu yakaya geçtiklerinde molalar veriyorlar. Molalar verdiği için de burada yerleşim artıyor. Yerleşim artınca ne oluyor? Ticaret gelişiyor, ibadethaneler fazlalaşıyor, tekkeler artıyor. Mesela arkamda bir cami var, oraya da devam edeceğiz. Biraz ileride bir tekke var, Balaban Teknesi olarak, tekkesi olarak geçiyor. Tekkeler de artıyor. Şimdi biz buradan ileri devam edeceğiz. Sizi ilginç, belki de gideniniz olmuştur. Bir müzeye götüreceğim. Hanım Sultanlar Müzesi. O müzede amaç şu, döneminde yaşamış mesela beyefendi Hanini devrinde yaşamış. O dönemki kıyafetleriyle şu boyda maketlerini yapmışlar, minyatürlerini yapmışlar. İlgili camekanların önüne geçtiğinizde, altını açtığınızda oradaki maket kimindir, nedir, üstündeki nedir onlar tek tek yazıyor. Yavaş yavaş
yürüyüşümüze devam edelim. Çok fotoğraf, ben de diyorum ki ben çok geziyorum ama herkese fotoğraf çektirmiyorum. Özel insanlarla gezdiğim zaman çektim. Teşekkür ederim. Güzel olur. Güzel olur. Yani çekirdek misali. Bu taraftan başlayacağız. Önce bir Hanım Sultanlar Müzesi'ne gideceğiz. Ondan sonra bir cami var. Mimar Sinan'ın yaptığı hemen hemen en küçük camilerden birisi. Denizin üstüne kuruluyor. Çok ilginç bir hikayesi var. Adını duymuş olabilir. Kuşkonmaz Camii. Oradan geri geleceğiz. Bugün rotamızda genelde camiler olduğu için öğle namazını denk getirmeyip ya da getirip yemek molası verip yukarı doğru devam edeceğiz. O zaman haydi hep beraber. El sallıyoruz. Gel bize doğru gel. Ben çektiğim fotoğraflarla ben harika gruplarla geziyorum ya da grupla geziyorum diye ben hava atıyorum. Siz komşularınıza hava atar mısınız bilmiyorum. Benimkiler çatır çatır çatlıyor. Yani şimdi şurada da bir fotoğraf alalım. Bu fotoğrafların hepsini Sevgi Hanım'ın açtığı gruba atacağım ben. Caminin önündeyiz. Bu cami Mimar Sinan'ın yaptığı hemen hemen en küçük camilerden biri ama içinde pek çok şey barındırıyor. İki sadrazamın çekişmesini barındırıyor. Kuşların hikayesini barındırıyor. Ve Mimar Sinan'ın dehasını barındırıyor. Şimdi Şems Ahmet Paşa Sokullu Mehmet Paşa ile aynı dönem. Yani 3. Murat 2. Selim dönemlerinde sadrazamlık yapmış bir paşa. Fakat günümüzde nasıl varsa o dönemlerde de siyasi çekişmeler var. Ama Sokullu tabii bir adım önde. Niye? Uzun yıllardır yapıyor devlete hakim. Şemsi Paşa da çeşitli yerlerde valilik yapmış, beylerbeyliği yapmış. Şam'da ve Mısır'da yine valiliklerde bulunmuş. Ama gözü yükseklerde, Sokullu'nun yerinde. Bir gün Sokullu Mehmet Paşa gene bir cami yaptırıyor. O camiye gidiyor, bakıyor, yaptırmış işte diyor. Bir yerden bir şey yakalıyor. Hemen diyor, Mimar Sinan'ı bana çağır. Mimar Sinan'ı çağırıyor. Diyor ki, Mimar Efendi diyor, bana bir cami yapacaksın. Ama diyor, o caminin üstünde diyor, kuşlar uçmayacak diyor. Mimar Sinan şaşırıyor ya. Paşam diyor, nasıl olur işte? Ben bilmem diyor. Öyle bir cami yapacağım. Mimar Sinan sonradan öğreniyor ki, şimdi Şems Ahmet Paşa Sokullu'yu geçecek ya, Sokullu'nun yaptırdığı camiye güvercinler habire pisletiyor. Düşünüyor diyor ki benim camimden kuşlar uçmazsa diyor camimde tertemiz kalır diyor. Sokullu'yu geçerim diyor. Şimdi Mimar Sinan tamam yaparım diyor. Başka şey yok yapacak. Araştırmalarda bulunuyor geliyor. Şu an bizim üzerinde bulunduğumuz nokta aslında bir deniz. Yani denizin devamı. Sandalla buradan açılıyor. Mimar Sinan öyle bir adam ki öyle bir dahi ki. İleriye kadar gidiyor. Akıntının verdiği şiddeti yani rüzgarı artı Boğaz'dan gelen rüzgarların çakışma noktalarını o sandalın orada hesaplıyor. Yani bunu nasıl hesaplıyor? Ben hala inanamıyorum. Adam acayip bir adam. Bizim kafada değil yani. O değişik bir kafada. Diyor buldum diyor. Tam bu noktada öyle bir hesap yapıyor ki bulunduğumuz nokta Boğaz rüzgarlarının kesiştiği nokta. Şimdi Şems Ahmet Paşa demişti ya kuşlar konmasın diye. Sinan tabi Sokullu'nun camiine de gidiyor bakıyor. Diyor ki güvercinler buraya kafeslerde kuşlar getiriyor. İşte serçesi, martısı, güvercini. Martı uçabiliyor çünkü kanat çırpma kuvveti fazla. Diyor ki güvercinler oraya diyor pislemediyse diyor salıyor. Pislediyse diyor salıyor. Güvercinler burada rüzgardan uçamıyor. Onların kanat gücü yetmiyor maalesef. Ve buraya
Diyor ki ben ne yapabilirim? Akımları da hesaplıyor. Toprakla dolduruyor. Fakat doldurmadan önce de öyle ağaçlar var ki suda erimeyen, çürümeyen. Bunlar daha çok... Başlamamın maksadı da şuydu. Şimdi kuş konmuyor dedik ama martıda kuş ya. Martılar konabiliyor. Oradan, yani şimdi buradan mesela öbür tarafı göremeyeceğimiz için eğer martı konarsa onu göstermekte size. Martı var, şurada konmuş. Aa bakın orada mesela bir yerde de martı var. Martılar konabiliyor, güvercinler buraya konabiliyor. İçeri gireceğiz çünkü. Adam öyle ağaçlar getiriyor ki, öyle tüpler getiriyor ki burayı doldurmak için. Kazıkları ya, kazık anlamında çakıyor buraya. Bu getirdiği kütükler sudan ve tuzlu sudan etkilenmiyor. Kütük ağacı. İsmini maalesef bilemiyorum. Bu da Mimar Sinan'ın sadece bir mimari değaya sahip olmadığını, aynı zamanda günümüz tabiriyle bir lojistik erbabı, ustası olduğunu gösteriyor. Ondan sonra toprakla dolduktan sonra bitmiyor. Dalga var. Dalgalar geliyor. Günümüzde bek kalmadı. Sadece şu şekilde duruyor. Buraya drenaj dediğimiz şeyleri yapıyor. Niye? Buradan dalgalar geldiğinde bu tarafa herhangi bir zarar vermesin. Yol sular akıyor. Drenajlara doluyor. Denize yaptık mı? Toprakla doldurduk mu? Deprem. Ya deprem olursa ne olacak? Koca Sinan bunun da bir çözümünü buluyor. Şimdi çözümü size içeride göstermek istiyorum. İçeri girmek isteyen olur ise benimle beraber buradan anca anlatabilirim ama orada elimle dokunup gösterebilirim size. Gelmek isteyen olursa buyurun. Sizlerden ricam hanımefendi. Ne kadar sağlam? Peki bizim hissetmediğimiz depremler var ya. Koca Sinan bunun da çözümünü buluyor. Diyor ki ben buraya öyle şeyler yapıp gidiyor. Deprem olup olmadığını, yani bizim hissedemediğimiz deprem olduğunu ben bunu anlamıyorum. En son restoreden sonra bir tanesi çalışmıyordu ama Mimar Sinan'ın deprem alanı. Bu da dönüyordu. Restoreden sonra herhalde biraz mailden dolayı değil mi? Şimdi Mimar Sinan yaptığı eserlere bu tarz şeyler yerleştiriyor. Şu an bu dönüyor. Şöyle düşünün yaklaşık 400 tabii 400 küsur diyeyim, yuvarlak 500 diyeyim ben. 500 senedir onca deprem oldu değil mi? Yıkıldı etti. Adamın denizin üstüne yaptığı camide santim oynamayı.